Efendim merhabalar, şu ne var ne yok, hoş geldiniz. Kıymetli konuğumuz Berk Balbay ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam şimdi bir yandan Rusya'dan flaş açıklamalar geldi. Özellikle nükleer konusunda Putin hazırız mesajı verdi. Moskova sokaklarında bile nükleer başlıkları taşıyan araçlar gezdi. Ve geçtiğimiz günlerde de yine Putin nükleer füze taşıyan uçağı kullandı. Yani co-pilot olarak yan koltuğa oturdu ki o dünyanın en büyük uçağı aynı zamanda. Bu mesajlar NATO'ya tabii ki direkt. Neler oluyor hocam? Önce biz İsveç'e, sonra da Macaristan İsveç'e izin verince Rusya da dedi ki biraz da ben gösteri yapayım. Yanına Macron hepimiz asker gönderelim dedi. Adam şimdi hasım var karşısında, ne yapmasını beklersin? O da elindeki yapabileceği, askerinden bir şey olmaz. Beş para etmez bir ordusu var. Amerika'nın da öyle. Yani kara savaşlarında bunların hiçbirisi bir şey yapamazlar. Bunlar ahlaksız silahlar. İnsan katleden vicdansız silahlar kullanmazlarsa hem NATO'dakiler biz hariç hem Rusya hiçbir şekilde başarılı olamaz. Dolayısıyla bunların elindeki en caydırıcı şey nükleer silahlar, konveksiyonel silahlar. Bunlarla gösteri yapıp ben de hazırım madem siz öyle söylüyorsunuz hadi buyurun gelin şeklinde bir gösteri yapacak. Dünya açlıkla küresel bir ekonomik krizle kıvranırken bunu daha da derinleştirmek için de her iki taraf değneğin ucuna korları yerleştirecek. Kim tutarsa elinde kalacak. Peki yani o düğmeye basma gibi bir durum olabilir mi? Öyle bir şey bekliyor musunuz? Şöyle diyelim, bence dünyanın en tehlikeli adamı Komünist Kore lideri. Çünkü akli dengesi de biraz yerinde değil. Ve o bile direkt o düğmeye basabilecek güce sahip değil. Ben de bunu yeni öğrendim. Birkaç aşamadan geçmesi gerekiyor. Oturdu canı sıkıldı kahvesini yudumlarken ya şuraya bir füze göndereyim şeklinde bir imkanı yok bu adamların. Bir sürü onaydan geçmesi gerektiğini öğrendik. Ama Putin yaşı da geldi. Gider ayak ya siz benim ülkeme de saldırıyorsunuz falan diye bir milliyetçilik gösterisi yapar mı? Yapar yani. Hiç belli olmaz. Amerika kimseye sordu mu Japonlara o acıyı tattırırken? Peki hocam, bir yandan da NASA'dan bir açıklama geldi. Güneş patlamaları meydana geldi ve dünyada elektrik kesintileri her an yaşanabilir. Bu açıklamanın üzerinden belki de 72 saat kadar zaman geçti. Bilmiyorum dünyada etkilenen var mı ama NASA'dan böyle peş peşe açıklamalar geliyor. Güneş patlaması deyince de aklıma siz geliyorsunuz çünkü bu konuda çok uyardınız hocam. Öyle. Şimdi döngüde beklediğimiz en büyük lekenin patlaması gerçekleşti. 22'si günü lekeyi görmeye başladık. 23-24'te lekenin izleri bize ulaştı. Bu lekenin izleri bize ulaşmaya başladığında bize daha tam yönü gelmeden önce 1.2 ardından X1.2, X2.1 ve bize biraz yaklaşırken X6.3 oldu patlamalar ama bunlar koronal parçacık ve hüzme yollamadığı için, güneş fırtınaları oluşturmadığı için, içe dönük bir patlama olduğu için kısmi olarak bir bölgenin yani Sumatra'dan Amerika kıyılarının Şins'ine kadarki, Kaliforniya'ya kadarki alanında etkili bir iletişim kesiklikleri ve internet kesiklikleri oldu. Bunu raporladılar zaten. Ve çok küçük bir patlamaydı bu ama dönerken bir patlama var bizi yine ıskaladıktan sonrasında bunun yönü bu sefer Venüs ve Mars'a doğru orada büyük depremler yaşanmaya başladı tekrar ölçümlüyorlar. Ha, güneş patlamaları büyük depremlere yol açıyor. Tabii ki yani bu 2.2-4 bunun artık kaçar noktası yok yani güneşteki jeotermal etki dünyaya verdiği jeotermal etki bilimsel bir kanıt. Yani o İşte bulutlara ölçtüm, karıncalara baktım, radon gazı ölçtüm bunlar bir yere kadar. Ama güneşteki patlamanın dünyaya gönderdiği ani jeomanyetik etki yükü dünyadaki
fay hatlarını etkiye geçiriyor. Bu 2-2 daha 4. Peki fay hatları dediniz tam. Mesela Antalya'da 2 saat önce 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de 4.6 olması lazım. Gemlik'te yine meydana geliyor. Ve Profesör Doktor Naci Görür'ün bir açıklaması var. Antalya için özellikle bir açıklaması var. Yine Antalya ve Akdeniz olunca yine akla Berk Balbay geliyor. Çünkü Naci Görür'ün açıklamasını görünce dedim ki ya Berk Hoca bunu aylardır söylüyor. Öyle bir deprem olabilir ki demiş Naci Görür. Binalar tepe taklak olabilir demiş. Bakın yani mesela bunu bir komplo teorisyeni söyleyince komplo deniliyor. Bakın Profesör Doktor Naci Görür diyor. Binalar tepe taklak olabilir demiş. Öyle bir deprem bekliyorum demiş ve Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir sabah uyandığımda mutlaka 7'lik deprem olabilir demiş herhangi bir yerinde. Hem Antalya hem de genel açısından hocam Naci Görür'ün açıklamasını değerlendirir misiniz? Naci Hoca doğru söylemiş ama tabii geç kalan şeyler bunlar. Bizim tabii herhalde komple teolojisi olarak anılmamızın sebebi vakit bulup o kadar fakülte okurken bir profesörlük veya doçentlik ünvanı almadık herhalde. Sakalımız var ama ciddiye çok fazla almıyorlar. Halbuki benim ana konularımdan bir tanesi yani elektromanyetik dalga teorisi uzmanıyım ben. Bununla ilgili çok ciddi eğitimler aldım. Antalya'da çocukluğum geçti yaşadım oralarda. Binalar tepe taklak olur mu? Olur. Çünkü yıkılmasa bile en azından o sarsıntıdan dolayı temelinden sökülüp devrilebilir. Şimdi Antalya falezlerin sağlam kayaların üzerinde kurulu ama altı bomboş. Ve Girit depremi şakaya gelir bir deprem değil Türker. Yani en ufağının 8.7 olacağını yani 400 kilometre kırılacağını düşün. Bizim beklediğimiz ise 660-720 kilometre tek başına bir kırık. 6-7 dakikalık bir kırık demek bu. Ve 9.2'lerin, 9.3'lerin rahatlıkla görüleceği bir deprem alanında çok ciddi bir enerji boşalır. Kahramanmaraş, karada yaşanabilecek en büyük depremlerden bir tanesiydi. O 7-9, 7-8 falan değil. Arka arkaya birçok fay kırıldı aynı anda. Onun ölçümlemesini matematiksel olarak hiç kimsenin yapabilmesi tek tek mümkün değil. Girit'teki beklenilen Antalya'da etkileyeceğini, Ege'yi de etkileyeceğini, Yunanistan'ı, İtalya'yı, Adriyatik'i, Libya'yı, Tunus'u, Malta Adası diye bir şey kalmayacak. Bunu etkileyecek olan deprem, bizde gerçekleşen depremin algoritmik olarak 1090 ya da 1100 katı büyüklükte. Kaç dolayısıyla büyüklüğünde olacak? Varsen bir bak bakalım Kıbrıs'ta bina kalıyor mu, kıyı bandında yerle yeksan olmamış İtalyan, Rum adası kalıyor mu? Bir bak bakalım ne oluyor. Ya Kıbrıs adası kalmayacak diyorsunuz hocam. Bu çok acayip bir şey söylüyorsunuz siz şu anda. Kıbrıs'ın kendi depremi de var. Tarihinde 8.7'lere kadar kırılmış. Gazi Baf var Rum kesiminde kalan. Dip Karpaz var. Bu tarafta Antalya'ya bakan tarafındaki ayrıca depremler var. Yani Yeşilyurt depremi var. Bunlar tarihinde hep denizle karanın birleştiği yerde olur. Antalya'da balıkçılar Kıbrıs'ta balıkçılar balık yakalayamazlar. Bir anda uçurumdur biliyorsun Kıbrıs'ta suya girmek de zordur. Denize girmek de zordur. Bir anda uçurumdur. Ada böyle kendiliğinden bir kütle olarak kalmış bir yer orada. Ve bu hep o depremlerin heyelan oluşturmasından kaynaklı. Bunlar tarihinde olan şeylerin dönemi geldi. Sürpriz değil bunlar. Hepsi olacak. Yani ne zaman beklenti ne zaman Girit'le ilgili hocam? Kahramanmaraş kırıldığında ben söylemişim hatırlıyorsun. Hı hı. Önümüzdeki 60 sene içinde kırılmayacak yer kalmayacak ama Akabe'ye inen hatla Helenya'ya Kıbrıs'a gidecek olan hattın önümüzdeki 5 senenin içinde kırılması gerekir diye bence hemenden itibaren 2 seneye kadar beklemek gerekir. 2 seneye kadar? Hemenden itibaren. Çok fazla vakti kalmadı yani. Tabii acayip bir şey. O zaman yani çok fena bir deprem. Yani Akdeniz çok etkilenir, Kıbrıs zaten diyorsunuz. Ama Yunan bir deprem uzmanı Girit'e dikkat çekmektense hocam İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem bekleniyor diye bir açıklama yaptı bu hafta arasında. Yunanlılar da onu mu gözlüyor acaba dersiniz? Hayırlısı olsun. Yani herkes bir buğday ambarında yaşıyor herhalde. Bunun bilimsel olarak tek açıklaması kaldı. Marmara'da eğer tek parça boydan boya kırılacak bir fay olsaydı burası deniz yerine bu Erzincan'dan geldiği gibi Gölcük'ten denize girdiği gibi dümdüz gider Saros Körfezi'nden de çıkar Ege Denizi'ne girerdi. Bir yerin deniz olabilmesi için bunlar bizim eski mesleklerimiz deniz olabilmesi için çok değişik yapılarda irili ufaklı fayların olması gerekir. Karmaşık faylar yani yanal atımlı üst üste binen birinin altına giren çöküntü
Bunlara benzer Groben dediğimiz 7-8 çeşit fay hattının ve birbirine çapraz gelen, dik gelen, üst üste kesişen fayların olması gerekir. Ama tek başına ip gibi bir fay bekliyorduysanız, o fay vardıysa burası zaten sadece ya kanal olurdu, dere olurdu ya da en fazla işte ya, takip edin Erzincan'dan itibaren Gölce'ye kadar bir deniz var mı? Yok. Burada fay hattı var mı? Emden'in kralı var. Bu fay hattının da ip gibi olması beklenirdi. Burada Marmara Denizi'ni oluşturduysa Marmara'da boydan boya kırılacak faylar yok. Yok diyorsunuz. Şener Hocam'ın söylediğini birebirini tekrar ederim. Silivri'ye kadar 1912'de kırılmıştı Yenice fayı 7.6'larla. Buradan itibaren 35 kilometrelik kırılması beklenen bir tane fay kaldı. O da kırılırsa 6.5 şiddetini geçmez. Ha, kötü şey midir? Etki etmez mi İstanbul'a? Hem nasıl etki eder? Hele o alüvyonal zeminlerin olduğu bölgede Kumburgaz, Küçükçekmece, o biliyorsunuz Büyükçekmece, Küçükçekmece alanı full bildiğiniz kil yapısı, kum yapısı, burada bina kalmaz. Peki hocam neden bu kadar çok deprem sıklığı Türkiye'de arttı? Özellikle son 2 ay içerisinde sürekli 4 üzeri depremler yaşanıyor. Bu hala 7 Şubat'ın etkisi midir yoksa başka bir şeyin habercisi midir? Hem 6 Şubat'ta söylediğimiz olay artık buradan itibaren 60 yıl içinde Türkiye'nin bütün fayları kırılır. Bir silkelenme yaşanır. Hem de güneşin maksimum döngüsünün son 18 ayındayız. Güneşin de etkileri var. Son 18 ay mı? 11 yıllık periyotları var diye güneşin hani kendi evet. Etrafında. 4 sene güneş minimumdan ortaya doğru gider. 4 sene maksimumunu yaşar. Sonra 3 sene yine minimuma doğru düşer. Biz şu anda son 18 aydayız. Yani 7 Temmuz 2025'te bu fay hattı, güneşin döngüsü bitecek. Sonra güneş minimuma doğru gidecek. Gidene kadar da bizim beklediğimiz tarihi patlamalardan birinin oluşması muhtemel ki antrenmanları görüyorsunuz güneşte. Tarihleri var bunların. 11 yılın içerisinde 6'şar aylık yani 5.9'ar aylık iç periyotlar var. Bu periyotların içerisinde de kendi arasında stresli döngüler var. Güneş kutupları etrafında ekvator etrafında 36 günde, kutuplarında 25 günde dönüyor kendi etrafında. Ve oluşan huzursuzluklar, plazma olarak bir yanan bir nükleer reaktör düşünün. Buradaki sıkışmış gazlar bazen yüzeye çıktığında lekeler, patlamalar, huzursuzluklar oluyor. Bunların da tam dönemi. Yani matematiksel olarak bir takım kimyasal reaksiyonların gerçekleşme dönemleri var. Nasıl deriz hani nükleer reaktör çalıştırıldığında? İşte 12'şer saatte bir şu kadar kilo kelvin enerji verecektir. Ya da bizim arabamız işte 100 kilometrede 7 litre benzin yakacaktır. Bunu biliyoruzdur değil mi? Evet. Ne kadar hızlı gidecek? Bunun da güneşteki matematiği var. Hiç de yanıltmaz sizi. Güneşteki matematiğin yanılabilmesi için sadece ya bir kuyruklu yıldız düşecek ya bilmediğimiz bir meteor düşecek güneşe. Güneşi ekstradan coşturacak. Ama bunun haricinde hani soruyorlar ya siz nereden biliyorsunuz bunları diye. Bir de düz dünyacılarla şeyciler var. Güneşte bir ampuldü de vesaireydi gibi. Yani artık ne olur akıl ziyanlığına girmeyin. Biraz ciddiye alın bu işleri. Bu güneş bu döngüde 18 ayın içinde 3-4 kere güzelce antrenman yaptırarak eninde sonunda güzel bir patlama yapacak. Bu patlama iletişimi, elektriği, dünyadaki medeniyetin en çok ihtiyaç duyduğu her şeyi kesecek. Bu sefer kesti kesmedi. Bir sonraki 11 yıllık dönemin yani 2034'ten itibaren bunun aynısı etki olmaya başlayacak. Ama güneş minimuma düştüğünde de bu sefer okyanusları bile dondurabilecek, ani bir donmaya sebebiyet verebilecek ki zamanında ağzında daha çimeni yutamayan mamutlar var, buzlaşmışlar, fosilleşmişler. Bunlar gibi dünya bir anda kar topuna dönebilir. Daha büyük bir tehlike olabilir. Her şeyin bir döngü düzeni var. Depremler de periyodunda şu anda bu sebeple böyle. Çünkü güneş patladıkça, jeomanyetik yükler arttıkça volkanik hareketlenmeler artıyor. Volkanik hareketlenmeler arttıkça okyanusların soğuk su sıcak su dengeleri bozuluyor. O zaman antifriz konmamış arabayla gider gibi oluyorsunuz. Bir anda -4'leri -5'leri bulduğunda ortam sıcaklıkları donuyorsunuz. Çok büyük tehlikeler dönemindeyiz. Yani otomatikman bunlar gerçekleşecek. Tsunami o zaman madem öyle aniden olacak okyanuslarda bile olacak dediniz ya. Mesela o Antalya'da yaşanabilecek bir depremde tsunami tehlikesi var o zaman. Tabii ki olmaz mı? Büyük bir kütle atımı olacağı için iç deniz bile olsa
Yani büyük tutunabilen nasıl olur biliyor musunuz? 300 mil ve yukarı açıklıklarda alanı kaplamalı ki büyük küresel bir tsunami olsa, yani Sumatra'daki depremin tsunamisi ta Kaliforniya kıyılarına, Hawaii kıyılarına gidecekse okyanusta olursa olur. İç denizdeki tsunami sınırlı olur ama etkili olur. Yani çok içerilere, büyük su kütleleri girmez ama kıyıda deformasyona, tahribata bu şeyi bakalım işte. Yani Lara'dan itibaren Alanya'ya kadar ki alan alüvyonel bu toprak birikimi. Aynı zamanda öbür tarafı Fethiye'ye giderken ki Kumluca, Demre tarafı aynı durumda. Bütün Ege kıyıları bu tsunami'den etkilenir. Bütün Yunan adaları etkilenir. Yani 1 metre 2 metrelik su baskınları küçücük adalara ya da hep kıyıya yapılmış evlere etki etmez mi? Eder tabii. Evet. Berk Albay Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, her zaman bizimle beraber hiçbir zaman bizi kırmıyor Berk Hocamız. Ve yine gerçekten de önemli açıklamalar yaptı. Bakın zaman geçtikçe de Berk Hocamızın haklılığı ortaya çıkıyor. İşte bugün Profesör Doktor Naci Görür aynı açıklamayı yapınca tüm merkez medyaya haber oluyor. Berk Hoca bu sözleri söyleyeli aylar aylar olmuştu. Ama sizler şanslısınız ki Berk Hoca'yı dinlediniz. Efendim çok teşekkür ediyoruz herkese. Videonun altına yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.